Emekliye yapılan ek zam meclisten geçti. Yeni emekli maaşları ne kadar olacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren çalışma hayatına dair kanun teklifinin, işçi emekli aylıklarına yapılacak artışın %49, 25'e çıkarılmasını düzenleyen maddesi kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranının Ocak ayı itibariyle %49, 25 E yükseltildiğini duyurmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren çalışma hayatına dair kanun teklifinin, işçi emekli aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49, 25 E çıkarılmasını düzenleyen maddesi kabul edildi. Teklifin resmi gazetede yayınlanmasının ardından yaklaşık bir hafta içerisinde Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin hesaplarına yatmış olacak uygulanan %49,25 zamla yeni emekli maaşları bu şekilde olacak. 7750 Türk Lirası emekli maaşı alan bir kişi %49,25 artışla birlikte 11566 Türk Lirası alacak. 10000 Türk Lirası emekli maaşı alan bir kişi %49,25 artışla birlikte 14925 Türk Lirası alacak. 13500 Türk Lirası emekli maaşı alan bir kişi %49,25 artışla birlikte 20148 Türk Lirası alacak. 15000 Türk Lirası emekli maaşı alan bir kişi %49,25 artışla birlikte 22387 Türk Lirası alacak. 17500 Türk Lirası emekli maaşı alan bir kişi %49,25 artışla birlikte 26118 Türk Lirası alacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen kanun teklifinde, kabul edilen maddelere göre en düşük emekli aylığı da 10 bin liraya yükseldi. TÜİK tarafından 3 Ocak'ta %64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti. Memur ve memur emeklisinin %49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve bağkur emeklisinin zam oranının 37%, 57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı. Beklentiler üzerine Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları çalışma yürüttü. Böylelikle memur emeklilerine yapılan zam oranı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine de yapılmış oldu.